Arkadaşlar merhabalar bu videomda Zero Geometri kitabında çemberde açı konusunda kaldığımız yerden devam edeceğiz ve böylelikle bu video ile birlikte çemberde açıyı bitireceğiz. Evet kitabımızda sayfa numarası 171'deyiz. Bu dersimizde de 171, 172, 173, 174, 175 ve 176'yı işleyeceğiz sizinle birlikte. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Çemberde açı kurallarında ya da tanımlarında ne önemliydi bizim için merkez açı, çevre açı ve teğet giriş açı. Ne yapıyorduk? Açı ve gördüğü yay ilişkisi bizim için önemliydi. Şimdi bir de içeride ve dışarıda oluşan saçma sapan açılardan bahsedeceğim. İşte bunlardan bir tanesi iç açı. Mesela içeride oluşan açıyı nasıl bulacağız? Merkez açı olduğu zaman bulabiliyoruz ve aynı zamanda üçgen bilgisini kullanarak da bulabiliriz. Aklında bulunsun. Şimdi iç açıdan bahsediyorum. Bir çemberde kestiğin Farklı iki kere için oluşturduğu açıya biz iç açı adını veriyoruz. İç açının ölçüsü gördüğü yayların ölçüleri toplamının yarısına eşittir. Şimdi ispatını da yapacağım. Bak dikkat et. Şurası A yayı burası B yayıysa e, buradaki X neye eşitmiş? A artı B bölü 2'ye eşitmiş. Hocam niye? Bak zaten sıkışınca içeride olacağı açılarda üçgen bilgisini yapacağız dedik ya. Zaten ispatı da üçgen bilgisinden geliyor. Sen şimdi burada A yayı ve B yayı gördün. Şimdi açı ve gördüğü yay önemliydi. Bu A'ya ait bir çevre açı oluşturacak olursak. Hocam şurası A iken burası A iken burası ne olur? 1'e 2 orandan A bölü 2 olur. Burası B iken burası da B bölü 2 olur? Ve şu üçgene bakar mısınız? Bak ispatlı üçgenden çıkıyor. 2 iç açı bir dış açı x. A bölü 2 artı B bölü 2 eşit oluyor. Yani A artı B bölü 2 eşit. Tamam. Bunu bilelim. Bilmesek de kendimizde çıkartabiliriz. Bazen ispat tekniklerini de kullanacağız. Ama benim sana tavsiyem. Varsa üçgen bilgisi ilk başta üçgen bilgisini kullan. Baktın içerideki açıyı üçgen bilgisiyle bulamıyorsun. Bir de iç açı var mı diye bakmanı tavsiye ediyorum. Şimdi şöyle bir şey. Direkt ispat tekniğiyle de yapabiliriz ama x gördüğü yayların toplamının yarısına eşittir. Yani 120 artı 30 bölü 2. 150 bölü 2'den cevabı 75 diye ulaşırız. Evet 39. soru 75 oldu. Geldik 40'a. Şimdi 60 var. Şu merkez açıdan dolayı 60 değil. Dikkat merkez falan dememiş. Şimdi şu x deniyor benden. X ise gördüğü yay nedir? 2x. İçeride bir açı var. Böyle üçgen bir ikisiyle falan filan çıkmıyor soru. O zaman ne yapacağız? İçeride bir açı varsa hemen 60. Gördüğü yaylara bakıyorum. Gördüğü yayların toplamının yarısı eşittir. Yani 2x artı 90 bölü 2 eşittir. Buradan 120 eşittir. 2x artı 90 yapar. Ve 2x eşittir 30 yapar böylelikle. X'i de kaç buluruz? 15 derece olarak buluruz. Yani örnek 40 15 çıkar. Şimdi geldik dış açıya. Dışarıda oluştuğu zaman da biz buna ne diyoruz? Dış açı adını veriyoruz. Yani iki tane kesen doğrusunu dışarıda oluşturduğu açıya biz dış açı adını veriyoruz. Bir dış açının gördüğü açının yayları ölçüleri. Bir dış açının gördüğü yayların ölçüsü yani şuradaki açının ölçüsü. Şurası A, burası B ise farklarının yarısına eşittir. Farklarının yarısına eşittir. Şimdi iç açıda nasıldı? Toplamlarının yarısına eşitti. Dış açıda ne oluyormuş? Şu x açısı a eksi b bölü 2'ye eşit oluyormuş. Sebebi hocam yine aynı şekilde. Üçgen bilgisiyle yapabiliyorsan üçgen bilgisiyle yap. Çıkmıyorsa da klasik yolla yaparsın. Bak burası ne oldu? Burası b bölü 2 oldu. Hocam Niye? Çevre açıdan dolayı. A ise burası da A bölü 2 oldu. E, x artı B bölü 2 A bölü 2 eşit ya. O zaman da x A bölü 2 eksi B bölü 2 yani A eksi B bölü 2 eşit oluyor. Yine tavsiyem aynı. Üçgen bilgisiyle çıkıyorsa üçgen bilgisiyle yap. Çıkmıyorsa da dışarıda açı açıda dış açı. Gördüğü yayların farklarının yarısından yaparsın. Tamam. Mı? Hadi bakalım şuna. Direkt dış açı. Hocam gördüğü yayların yani şu yay ve şu yay 100 eksi 20 bölü 2 eşittir. Yani 80 bölü 2'den x'i kaç buluruz? 40 derece olarak buluruz. Geldik 42'ye. Bu sefer 30 dışarıda oluşan aşı. Gördüğü yaylar x ve 15. x eksi 15 bölü 2 eşittir. 60 eşittir x eksi 15 yapar. Ve böylelikle x de kaç çıkar o zaman? 75 çıkar. Evet örnek 42. 75 oldu. Geldik sonrakine. Bak şimdi. 110 derece falan filan verilmiş. Hocam 110'u kullanmalıyız biz değil mi? Evet 110'u kullanmalıyız. X deniliyor bizden. Şimdi nasıl bir hamle yapalım? Hocam şurada bir kere çap var. Bak dikkat et. Hocam bu çap. Çapı gören çevre açı 90 derece yok maalesef. E bu 110 sa gördüğü yay hop şurası 220 değil midir? Açı ve gördüğü yay ilişkisine bakıyorum. Evet. E hocam şuraya bakacak olursak burası zaten çaptan dolayı 180 e burası çaptan dolayı 180 ise tamamı da 220 ise 220'den 180 çıkartırsam buraya 40 bulurum. Ve dışarıda kaçı burası? Hocam dışarıda kaç olduğu için gördüğü yayların farklarının yarısından yapabilirsin. Ya da üçgen bilgisi varsa üçgen bilgisi yap dedim ya. Hocam burası 40 ise burası ne yapıyor? 20 yapıyor çevre açıdan dolayı. Ve buradaki üçgende de bak 2 iç açı bir dış açı. Üçgen bilgisi varken üçgen bilgisini kullan kardeşim. X 15 artı 20'ye eşit. Yani 35'e eşit olacaktır. Tekrar söylüyorum buraya x'e buraya 2x deyip 2x eksi 40 bölü 2 eşittir 15 deyip de sonuca yine ulaşabilirdim. Tamam. Mı? Örnek 43 35. Şöyle altına da şu şey atalım bakalım. Geldik 44'e. Hocam burada ne yapacağız? Şimdi teğetlik var. Bir kere teğet kiriş açığı kullanacağız gibi duruyor arkadaşlar. Değil mi? Evet teğet kiriş açı kullanacağız gibi duruyor. Şimdi hadi bakalım işlemimizi yapalım. E 80'i de kullanmam lazım. 80 ise gördüğü yay 160. Hocam şuraya bir A şuraya bir B dersem. Maalesef şey gelmiyor. Evet. En azından A artı B'yi bulabilirim bak. A artı B belli. Hocam A artı B artı 160 eşittir ne? A artı B artı 160 eşittir 360 ya. A artı B buradan ne geldi o zaman? 200 geldi. Niye A'yı B'yi yazdık? Bak 40. 2 tane kesen doğrusu. Şu teğet de olsa kesen. Gördüğü yaylar ne? Şu ve şu değil mi? Evet. Farklarının yarısı. Evet. A eksi B bölü 2 de 40'a eşit. Yani buradan bir dakika. A artı B'yi bulduk. 200 diye. A eksi B de buradan geldi mi? Geldi. A eksi B bölü 2 40'a eşitse bu da 80 yaptı. A 2 bilinmeyen 2 denklem. E o zaman burası da ne olacaktır arkadaşım? Hocam taraf tarafa toplarsam 2 A eşittir 280'den A'yı 140 bulurum. Hocam A 140'sa eğer çevre açı yani x de ne olacaktır? 70 olacaktır. Farklı yollarla yapabilirsiniz. x 2x deyip buraya işte x diyebilirsiniz. Sonra işlem yapabilirsiniz yine böyle iç açılar toplamından. Burası da e, ne derler? x eksi 40 diyebilirsiniz. Şuraya da. Değil mi? Oradan da yapabilirsiniz. Bak göstereyim göstereyim bak. x ise gördüğü yay ne? 2x. Mavi yazdığım ikinci yol. Hocam 2x'i burası ne yapar? X yapar. Üçgen bilgisi de 2 iç açı 1 dış açı ya. Sen 40'la neyi toplarsan x yapar. Hocam x eksi 40'ı. Bak x, x eksi 40 ve 80'in toplamı 180 deyip oradan da sonuca ulaşırsın sanırım. Buradan daha kolay oluyor. Yani üçgen bilgisini kullandığınız zaman daha kolay çıkıyor. Üçgen bilgisi varsa üçgen bilgisini kullanmanızı tavsiye etmiştim zaten. Evet 44'ü kaç bulduk? 140'tan 70 bulduk arkadaşım. Geldik 45'e. 100 ise gördüğü yay nedir? Merkez açı verilmiş 100. E, DE yayı isteniyor. Şuraya da A diyelim. Arkadaşlar dışarıda oluşan bir açı. Gördüğü yayların farklarının yarısı değil midir? Evet 30, 100 eksi A bölü 2 eşit. Buradan da 60 eşittir 100 eksi A yapar. Ve A'yı da böylelikle kaç derece buluruz? 40 derece buluruz. Bizden de o isteniyor. Cevap 40. Geldik şöyle bir dikkate. Arkadaşlar. Şimdi dış açının kolları böyle teğetse eğer bu durum şu. Yayın ölçüsüyle açının ölçüsü bu açıyla bu T t çizildiğinde açıyla yayın ölçüsünün toplamı 180 derecedir. Niye? Yani burası alfayken burası 180 eksi alfadır. Şimdi bunun sebeplerini açıklayacağım sana. Bak sebeplerini açıklayacağım. Bu açıyla bu yayın toplamı 180. Yani AB yayı şimdi AB yayı neye eşit? 180 eksi a c b açısına eşit olacak arkadaşım. M a b c açısına eşit oluyor. Şimdi ben sana burada ispatları yapacağım kardeşim. Nerede yapayım hatta ispatları? Dur bakayım. Şurada bir kopyala yapıştır yapayım önce bir. Aç yapayım şöyle. Hop şöyle. Şunu bir yapayım. Tamam. Yukarıda ispatını yapacağım. Bak burası alfa isken burası 180 eksi alfa oluyor. Başka burada bir şey verilmiş mi? Verilmiş. Tamam. Başka bir şey verilmiş mi? Verilmemiş. Dur. Dur 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 dur. Sana güzel ispatlar yapacağım şimdi. Bak şimdi dinle. Dikkatli bir şekilde dinle. Birkaç tane ispat yapacağım sana. Bir burada olsun bakalım şu. Arkadaş şu teğet teğet. Bak buradan güzel bir şey daha gelecek. Ben burada şu AB'yi çizecek olursam. A hocam teğet kiriş açı. Ben buraya alfa dersem. Gördüğü yayın oldu. iki alfa oldu. Hocam teğet kiriş açı. A burası da alfa oldu. Bak güzel bir şey daha çıktı. Demek ki teğet teğet olunca alfa alfa. Şu ne oldu? Bir ikizkenar üçgen oldu. Alfa alfa 2 alfa. O zaman buraya da 180 eksi 2 alfa mı kaldı? Evet 180 eksi 2 alfa kaldı. Gerçekten bu açıyla bu yayın toplamı 2 alfa iken 180 eksi 2 alfa toplamı 180 oldu. Bak bir ispat yaparken bir şey daha öğrenmiş olduk. Şunların teğet teğet uzunluklarının birbirine eşit olmasını öğrendik. Birinci yol bu. Sonra ikinci yol şu şekilde. Bak güzel bir şey gö daha göstereceğim sana. Buradan güzel bir şey gelecek. Arkadaş merkez burasıysa te teğet olunca <laughs> şu merkezden geçen bir doğruyu çizecek olursam bu açı ortay doğrusu olur. Niye? Biz şunu biliyoruz ya hani merkez teğet çektik, merkez T'ye çektik ya da en güzel çizim yarı çap. Hocam bu da yarı çap, bu da yarı çap. Aa ne güzel bir şey geldi burada. R yarı çap, yarı çap. Kollara çizilen dikmeler eşit oldu. O zaman bu bir açı ortay doğrusu oldu. Bak güzel bir şey çıktı. Demek ki teğet teğet olunca e, bu arada şunlar da birbirine eşit olur. Açı ortayda kollara çizilen dikmeler eşit. Ayırdıkları yerler de eşit ya. Ondan dolayı bak şu eşitliğini İkinci bir ispatta bu olmuş oldu. Şimdi dikkat. Merkez teğet teğet olunca merkezden geçince açı orta oluyormuş. Peki ben buraya bir alfa dersem burası da alfa. Alfa 90 ise buraya 90 eksi alfa kalır. Burası da 90 eksi alfa yapar. Merkez açıdan dolayı burası 90 eksi alfa yapar. Merkez açıdan dolayı burası da 90 eksi alfa yapar. A ne geldi arkadaşım burada? Hocam görüyorsunuz. Burası 2 alfa iken burası hop 180 eksi 2 alfa oldu. Yine açı toplamını bu şekilde de ispatlamış oldum sana. Gördüğün üzere. Peki şimdi başka bir şey daha ispatlayabilir miyim diye düşünüyorum aslında açıkçası. Başka bir şey daha ispatlayabilir miyim? Başka bir ispat daha yapabilirim aslında sana. Nasıl mı? Bak şimdi. Bak. İki tane ispat yaptım burada. Şurada bir tane daha ispat yapayım. Başka bir ispat da şu. F10'un üstünü kapattık ama. Arkadaş buraya ben bir alfa dersem. Burası nedir? 360 eksi alfa değil midir? Evet. Soru işaret dediğimiz yer. Soru işaret dediğimiz yer. Farklarının yarısı değil midir? Evet. 360 eksi alfa eksi alfa bölü 2. Yani soru işaret dediğiniz yer 360 eksi 2 alfa bölü 2 yapar. Bu da 180 eksi alfa mı yapar? Evet. Burası alfayken soru işaret dediğim yerde 180 eksi alfa yaptı. gördüğünüz üzere bu da üçüncü ispat olmuş oldu. Diğer iki ispatta güzel şeyler öğrendik. Teğet teğetlerin eşit olduğunu öğrendik. E, merkezden geçtiği zaman açı ortaya olduğunu öğrendik. Gibi gibi şeyler. Bunlar da önemli. Bunlar soru teknikleridir. Soruları çözerken işimize yarayacak. Mesela ikinci ispat. Artık şunu öğrendik. Şu teğet ve merkezden geçince e, burası alfayken burası da 90 eksi alfa yapıyor. Sebebi çok basit. Merkez teğet çektik yapınca hocam alfa 90 ise burası 90 eksi alfa yaptı ya merkez açıdan dolayı geliyor zaten bu. Tamam Bunu ezberlemene gerek yok. Yani abc açısı alfa iken ad ne oldu. 90 eksi alfaya eşit oldu. Bunu ezberleme bence. Merkez teğet çektikten zaten bunu yaparsın. Geldik buraya 46'ya. Hocam teğet teğet açı 40'sa direkt burası 140 olmuyor mu? 180'e tamamlananı. Evet. Yani AB isteniyor 140. E, i̇spat teknikleriyle unutursan ispat teknikleri de yaparsın tamam mı? 47'ye geldik. A hocam teğet kiriş açı 70'se burası ne yapar? Hocam 70'se 140 yapar. Burada da teğet kiriş açı var. E burası da 70 yaptı. 70 70 140 benden ADC'ye isteniyor. ADC Tamam bitti bitti teğet giriş açısı. Bitti. 140 sa o zaman buraya ben bir alfa dersem 140 artı alfa bak ispat tekniğiyle çözülen soru gördün mü? Eşittir 360 olduğundan alfayı da böylelikle ne buluruz? 220 derece olarak buluruz. 48'deyiz. Teğet teğet olunca ne oluyordu? Hocam açıyla yayın toplamı şu açıyla yayın toplamı 180 oluyordu. O zaman burası 132. 180 eksi 48 E çevre açı var burada. 132 ise 180'e tamamlayanı kaç derece yapar? 48 derece yapar. Yani x'i böylelikle 48 derece buluruz. Geldik 49'a. Şimdi 110 çevre açıdan dolayı burası ne yapar? 220 yapar. Hocam tamamı 360. 220. 360'tan 220 çıkart. 140. Yani buraya 140 kaldı. Teğet teğet olunca açıyla yayın toplamı 180 olacaktı. Yani 140 artı x eşittir 180 olduğundan dolayı x'i de ne buluruz böylelikle? 40 derece olarak buluruz. Evet örnek 49. 40. 40. Dikkate geldik. Daha öncesinde de söylemiştik. Şimdi biraz ispatı yapayım sana burada. İspat dediğimiz şey şu. Arkadaşlar teğet noktasında çemberin merkezinden geçen doğru teğet doğrusuna nedir? Diktir. Bunu göstermiştik ama nasıl olduğunu söylemedik. İspatını yapayım. Yani anahtar kelimelerden biri. Hani daha önce de anahtar kelime söylemiştik. Merkez varsa, kiriş varsa çektik demiştik. Uzunluk sorularında. Açı sorularında da bazen yapıyoruz ama genelde uzunlukta kullanıyoruz. Şimdi bu söylediğimi hem açı sorularında hem uzunluk sorularında çok kullanıyoruz. Bu da anahtar kelimelerden biri. Hatta 5 yıldızlık bir şey bu. Merkez varsa, teğet varsa çektik. Tam Çemberin merkezinden teğet doğrusuna teğet noktasında çizilen doğru diktir. Niye? Ya hocam şunu şöyle uzatacak olursak. Burada ne oluştu? Bu bir çap oldu. E burada teğet kiriş açı oluştu. Çap olduğundan dolayı 180 ya. Teğet kiriş açıdan dolayı 180 ise yarısı 90 olur. Oradan geliyor ispatı. Tamam. Ama anahtar kelime olarak kullan. Merkez varsa, teğet varsa çek dik. Bak burada merkezden teğet doğrusuna gelmiş. Direkt burası nedir? 90 derecedir. Hocam 40 90 sa bir dik üçgende diğer iki açının toplamı 90 olacağından x'i 50 olarak buluruz. 40'ın 90'a tamamlayanı çünkü 50 olduğundan dolayı. 51'e geldik. Evet t t, -t. hocam 30 sa 180'e tamamlayanı 150'dir burası. E şimdi çap var burada. Ne yapacağız hocam burada? Aa merkez var teğet var. Çek dik yapabiliriz. Bu arada 150 bak çevre açıdan dolayı burada kaç belli mi? Belli. 150 ise burası kaç olur? 75 olur. E, merkez var. Teğet var. Çek dik hemen yapalım mı arkadaşım? Yapalım. Çek dik. Yaptık bakalım şöyle. Ama burada çektik yapınca dikkat et. Yarı çap çizmiş oluyoruz. Yarı çap çizdiğimiz için yarı çap uzunluklarına dikkat. Ana ikizkenar kenar çıktı burada. 75 ise burası da 75 yapar ve x açısı 90 ile 75'in toplamı olur. Yani 165 derece yapar cevap. Evet cevap 161 bulduk. Geldik Örnek 52'ye değil mi? Evet 52'deyiz. Bir kere ikizkenar kenar verilmiş. CDB açısı isteniyor. CDB. Yani şuradaki alfa isteniyor bizden. İkiz kenar. Alfa ise burası da alfa mı? Evet. E ne yapacağız? Teğet var. Hocam merkez varsa, teğet varsa Çek dik. Hemen yaptık bunu. 90'ı gösterdik şöyle. Ama burada yarı çap çizmiş oluyoruz. Yarı çap çizdiğimiz için şu eşitlere dikkat. Yarı çap, yarı çap. Hatta şuraya kadar da yarı çap değil mi? Evet. A ikiz kenar çıktı burada. Burası da alfa olur. Hocam iki iç açı. Gördüm dayanamam. İkisini toplama bir dış açı. İki alfa yaptı burası. Bak şuradaki üçgende ne çıktı? Hocam alfa iki alfa ve 90. Yani 3 alfa 90'a eşit olmak zorunda. Alfa da böylelikle 30 çıkar. 52. soruyu 30 bulduk. Çünkü bizden alfa isteniliyor. Geldi ki <laughs> 53'e diyecektim ama kirişler dörtgenli. Şimdi kirişlerden oluşan dörtgene biz ne diyoruz arkadaşım? kirişler dörtgeni adını veriyoruz. Evet kenarları bir çemberin kirişleri olan dörtgene kirişler dörtgeni denir. Kirişler dörtgenin özelliği de şu. Karşılıklı açılar toplamları 180 derecedir. Yani A artı C. Bak A ile C'nin toplamı 180'dir. B ile D'nin toplamı da yine 180'dir. Bunlar karşılıklı. Sebep. Bak şimdi. ispat tekniğiyle yapayım ama bunu bilin. Bu da önemli sorularda kullanıyoruz. Buna özel sorularda yazılabiliyor. O yüzden dikkat. Buraya alfa dersem gördüğü yay 2 alfa. Burası 2 alfaysa buraya 180-2 alfa. Yo 360-2 alfa kaldı. E o zaman burası 360-2 alfayı gören burası. Çevre açı muhabbetinden dolayı yarısı olacaktır. Aa bak burası da ne oldu? 180-alfaya eksi eşit oldu. Çünkü çevre açıdan dolayı. Gerçekten de alfaysa 180-alfa oldu. Ha, artık kirişlerden oluşan bir dörtgen görürsek karşılıklı açılar toplamları birbirine eşit değil de karşılıklı açılar toplamları 180 dereceye eşit diyeceğiz. Bak burada. Hocam şu ikisinin toplamı şu ikisi kirişlerden oluşan bir dörtgen olduğu için x artı 15 ile 2x'in toplamı kaç yapacak? 180. 3x buradan 165 yapar. Değil mi? 180 eksi 180 eksi 15'ten 165 yapar. O zaman x de buradan ne yapar? 55 mi yapar? Evet x'i de böylelikle 55 derece olarak buluruz. x 55 oldu. Hocam burada da bu karşılıklı açılar toplamı yani y ile 2y-30 da aynı zamanda yine 180 yapmalı. Buradan 3y eşittir. 210 yapar. y'yi de böylelikle 70 buluruz. Ve x artı y isteniyor bizden. x 55 y 70 topla bakalım. 55 artı 70'den cevabı böylelikle 125 diye ulaşırız. Evet örnek 53, 125 oldu. Geldik örnek 54'e. Bak girişlerden oluşan bir dörtgen var. Hocam burası 115 ise burası ne yapacaktır? 180'e tamamlayan açısı. 65 derece yapar. A burada da bir üçgen var. Üçgenden dolayı iç açılar toplamı 180. Yani 40 artı 65 artı x eşittir 180. Şu x'in toplamı 105 180'e tamamlayan da kaç yapıyor o zaman? 75 yapar. 54'ü 75 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Ha, çok güzel. Hocam şöyle açılar falan vermiş. Dış açıyı mı kullanacağım? Yok, bu yaylar yok. Şurada da mesela bu yaylar yok. Dış açıyı kullanamam. Ama bak burada ne var? Hocam şurada bir kirişlerden oluşan bir dörtgen var. Hocam kirişlerden oluşan bir dörtgen olduğu için ne olmak zorunda? Bu karşılıklı açılar toplamı 180 derece olmak zorunda. X ise burası direkt nedir? Bak sınavda çıkmış sorunun bir benzeri. Aynı sorunun laciverti. Dikkat edin buna. 180 eksi x yapar bunu. Ters açıdan burası da 180 eksi x yapar mı? Yapar. E o zaman benim neyi kullanmam lazım arkadaşım? 40 ve 30'u kullanmam lazım. Bunu nasıl kullanacağım? Bak şöyle ne fark ediyorsun? Artık boynuz mu dersin? Bu merak mı dersin? Ne dersen de. İçeridekilerin toplamışına eşit olmuyor muydu? Yani 180 x neye eşit olmak zorunda? 40 x ve 30'un toplamına. 40 x ve 30'un toplamına eşit olmak zorunda. Eksi x buraya geçince artı x. Yani 2 x yapar. X de burada ya. 40 30 daha 70. 180'den 70 çıkartırsan 110 yapar. 2 x 110 sa x de böylelikle kaç? 55 derece olur. Evet bizden x isteniyor. Cevap 55. Geldik 56'ya. Evet 55. soru 55 çıktı bak. Bazen böyle soruların cevabı böyle aynı soruların cevabı böyle aynı sayıda çıkınca hoşuma gidiyor gerçekten. Arkadaş böyle bir şey verilmiş ve burada şu verilmiş. Bak bu önemli bir nokta şimdi güzel bir şey öğreneceksin. Eğer bir çemberin merkezi başka bir çember yay üzerinde verilmişse mutlaka ama mutlaka oradaki merkez açıyı çizin. Şu merkez açıyı çizin. Niye? Çünkü şu küçük çemberin merkez açısı Büyük de nesi oluyor? Çevre açısı olmuş oluyor. Tamam? Bak aynı şeyi böyle eş çemberlerde de yapıyoruz. Eş iki çember verilsin mesela şu ve şu. Hocam buradan şu merkez açıyı çizeyim. Burada da bu merkez açıyı çizeyim. Burada da zaten şu yarıçap zaten hem bunun yarıçapı hem de bunun yarıçapı değil mi? Eş eşit 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 bak eşit eşit eşkenar üçgenler çıktığı durumda olabiliyor. Yalnız unutma burada zaten yarı çap çizme mantığıyla geliyor bu. Bu yarı çap için yarı, yarı çap Bu yarı çap, bu yarı çap, bu yarı çap, bu yarı mantığından da geliyor. Ama ilk baştaki mantık nedir? Şu merkez açıyı oluştur dedik. Evet. Bu her zaman tutar. Bak bunu unutma. Çünkü sen buradaki mantığı kullanmak zorundasın. Buradaki merkez ya üzerinde verilmiş ya. Yani sen buradaki çemberdeki açıyı bu çembere taşıman lazım. O yüzden buradaki merkez açıyı küçük çemberdeki merkez açıyı çizin. Küçük çemberdeki merkez açı büyük çemberde de <laughs> çevre açı yapıyor dostlar. Dikkat edin buna. Hocam 50'yi kullanalım. 50 ise gördüğü yay 100'dür. Aa merkez açıdan dolayı burası da 100 mi yaptı? Evet. Sakın şunu demeyin en başta. Hocam bak burada bir dörtgen var. Karşılıklı açılar toplamı 180 demeyin. 50 ise burası 130 demeyin. Yanlış. Niye? Çünkü aynı çemberde tek bir çemberde kirişlerden oluşan çembere biz kirişler dörtgen diyoruz. Ama ben burada merkez açıya çizince bak burada ne oluştu? Gördün mü? Burada dörtgen oluştu. Kirişlerden oluşan dörtgen. Yani karşılıklı açılar toplamı 180. X artı 100 eşittir 180. İşte buradaki gördünüz mü? Buradaki 100'ü o şekilde de kullanıyoruz. Yani X böylelikle kaç gelir? 80 derece gelir. Bu iki soru çözdüğüm, arda arda çözdüğüm iki soru gerçekten çok önemli bir soru. Lütfen ama lütfen bunlara dikkat. Evet örnek 56, 80. 57'ye geldik. Hocam dörtgen Hani 105 ise e, burası direkt şey mi yapar? Hayır bak. Bir çemberde kirişlerden oluşan dörtgene biz kirişler dörtgeni adını veriyoruz. E hocam iki çemberin kesiştiği zaman ben ne yapmalıyım? Şu ortak kiriş çizebilirim mesela. Çizdiğim zaman A kirişler dörtgeni oluştu burada. Değil mi? Kirişlerden bir dörtgen oluşuyor burada. Kirişler dörtgeni oluştuğu için ne diyeceğiz? Karşıt açılar toplamı 180. Yani şurası kaç yapar o zaman? 75 yapar. 105'in 180'e tamamı. Hocam burası da kaç yaptı? Burası da 105 yaptı. Doğrusal olduğu için. Aa, burada da bak kirişlerden oluşan bir dörtgen var. Karşıt açılar toplamı. Yani x artı 105 de 180 e eşit olacak ya. Yani x de böylelikle 75 derece olarak buluruz. Bak güzel bir şey çıktı. 75 çıktı. Yani şununla şu paralel çıktı. Demek ki iki çember kestiğinde böyle bir dörtgen oluşturulduğunda AD ile BC birbirine paralel oluyormuş. Evet örnek 57. 75. Geldi 58'e. Şekildeki zili tef. Şekildeki zilli tef. 8 adet eşit aralık. Arkadaş 360 derece değil mi burası. Evet. Sanırım yeni nesil sorulara geldik. Kirişler dörtgen soruları bitti. Evet yeni nesil sorulara gelmişiz. Şimdi bu 8 parçaya bölünmüş. 360'ı 8'e bölsen kaç yapıyor? 45 yapıyor. Her bir bölme 45'er derece burası. E tamam 45'er dereceleri şöyle gösterdik. Sonra x açısı isteniyor. A x içeride oluşan bir açı. Neydi? Gördüğü yayların toplamının yarısı değil miydi? Evet. Burası kaç? 135. Burası da 45. Bak şöyle ve şöyle. X açısı 135 artı 45 bölü 2 eşittir. 180 bölü 2'den. Cevap 90 geldi. Örnek 58'de. 59'a geldik. Bir madeni para ok yönünde hareket ettirildi. Üstten görüntüsü bu şekilde verilmiş. Böyle buraya dalmış. İşte buradaki X açısı kaç derecedir diye soruluyor. Arkadaş tam bu araya gelmiş ya. Bu arada sıkışıp kaldı. Yani bu teğet doğruları olmadı mı? Evet. E teğet teğet olunca bu açıyla bu yayın toplamı 180 derece olacaktı. Yani burası kaç yapar o zaman? 150 derece yapar. E hocam burası 150 derece ise açı ve gördüğü yay çevre açı var burada. Burası da 75 derece olmaz mı? Yani x'i 75 derece olarak bulduk. 60'a geldik. Evet, bir çiftlikteki inek, koyun ve keçilerin sırası sayısı sırasıyla 3, 4, 5 ile orantılı. Yani burası 3k, burası 4k, burası da 5k. Evet, buna göre dairedeki keçilerin sayısını gösteren merkez açı. Arkadaşlar 3k'lık yer, 4k'lık yer, 5k'lık yer 360 derecelik yere yapılmış. O zaman burası 3k'lık yer alan olarak değil de bölge olarak düşün. 3 alfa ise 4k'lık yer 4 alfadır, 5k'lık de 5 alfa değil midir? Evet toplam 9. 12 alfa neye eşit arkadaşlar? 360'a eşit. O zaman alfayı böylelikle kaç buluruz? 30 buluruz. Bizden ne isteniyor? Keçi sayısını gösteren merkez açı keçi yani 5 alfa isteniyor. Alfa 30 yazarsam cevap 150 derece yapar. Evet örnek 60 150 oldu. Geldik 61'e. Hmm. Aa, ne olursa olsun işte böyle bir tünel varmış. Bu direkt devrilmiş böyle bir şey olmuş. Tünele devrildiği zaman tam burada teğet olacak değil mi arkadaşlar? Evet. Merkez varsa teğet varsa ne yaparız kardeşim? Çek dik yaparız değil mi? Hemen çek dik yaptık. Bunu unutma. Ama burada yarı çap çizmiş oluyoruz bu çektik yapınca. Yani bu da yarı çap bu da yarı çap. Eşitleri unutma. Hatta burası da yarı çap değil mi? Evet. Şimdi DCB açısı vermiş bana. DCB açısı. Hocam burası 40. A şuradaki dik üçgende 40-90 ise burası 50 yapar. Hocam bu açılar birbirine eşit ve toplamları da elde mi? İki iç açı bir dış açıdan. Evet. Yani iki noktanın toplamı 50 ise burada açılarımız da 25'er derece yapar. DBC açısı isteniyor benden B, C. kaç bulduk arkadaşım? 25 derece bulmadık mı? Evet. Cevabımız 25 çıktı 61. soruda. Evet. 61'i 25 bulduk. Geldik 62. Aa. 15 T T şu açıyla yayın ölçüsünün toplamı ne oluyordu arkadaşım? 180. Yani burası 165 olur. Sonra A büyükte de teğet teğet hocam. Bu açıyla bu yayın toplamı da yine aynı şekilde. Şunu görmezseniz ne yapıyor? Yine 180'e tamamlayanı yapacak. Burası da 165 mi oldu? Evet. Şimdi benden ne isteniyor? CFE yayı. CFE yayı. Hocam 165 burası. 360'a tamamlayan açısı 360 eksi 165. 360'dan sen 160 çıkarsan kaç yapar? 200 yapar. Bir de 5 daha çıkartacaksın. 195 yaptı burası. Evet 195 eksi de. BE'de de 165. Yani çıkarttığımız zaman kaç geliyor? 30 derece gelir. Örnek 62'yi 30 bulduk ve geldik örnek 63'e. Şekilde dikdörtgen şeklindeki bir fırının üstten görünümü verilmiş. Pizza tepsisi fırının kenarlarına B ve C noktalarında teğet. Evet. Şurada teğet. Güzel. Dikdörtgen şeklinde ya. Burası 90 derece değil mi? Evet. a teğet teğet. Bu açıyla bu yayın toplamı ne yapıyordu? 180 yapıyordu. Yani burası 90 mı yapacak? Aynen öyle. Teğet teğet. Bu şekilde. Fırının kenarlarına teğet ve D noktasında da teğet. Arkadaş yine teğet teğet olunca bu açıyla bu yayın toplamı 180 yapacaktı. 20'nin 180'e tamamlayanı burası da 160 derece mi yapar? Aynen öyle. BFD yayı isteniyor. Arkadaş BFD yayı da burası. Şuraya x e 90 burası. E 160 burası. E x burası. Bunların hepsinin toplamı x artı 90 artı 160 eşittir 360 yapmalı. O zaman buradan 360'dan 160 çıkarsak 200. Bir de 90 çıkartsan 110 yapıyor? X'i böylelikle 110 derece olarak buluruz. Çirkin yazmamaya gayret ediyor ama yine de çirkin yazıyorum ya. Cevap 110 oldu arkadaşlar. Örnek 63'te. A bitirmişiz. Evet arkadaşlar çemberde açıp böylelikle bitirmiş bulunuyoruz. Sırada ne var? Çemberde teğet var. O zaman bir sonraki dersimizde çemberde teğet konusunda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.